Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bakın biz neredeyiz? Edirne Selimiye Camii'ndeyiz. Edirne, seni görmeye geldik bak. Bloğumuzu burada açalım dedik. Evet, bu kız 3 aylık ömründe 3 şehir gördü. Allah aşkına bu kız ne anlatıyor? Sabahtan beri Selimiye, yani bakalım küçüğüm duracak mı? Allah, örtümüz düşmüş. Namaz kılıp geleceğiz olur mu? Biz daha önce Firuze ile buraya gelmiştik. O zaman çocuğumuz yoktu. Yine buradayız. Ali Ataş da bizimle. Son nefeslerimizdeki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. O lale yere geldiğinde kıyamet kopacakmış. Böyle diyorlar. Merve, rahat mısın? Efendim. Nereye gidiyoruz? Ciğer yemeğe gidiyoruz ama her yer kapalıydı. Ne yapacağız bilmiyoruz yani. Herhalde yol kenarında yiyeceğiz. Bu arada kalabalıkla bir yere gitmek korkunç ya. Biri çıkıyor, biri giriyor, biri nerede? Ben seni burada bekliyorum, sen neredesin? Çok zor gerçekten. Gerçekten iki kişiden fazla. Aman gitti. Kafelerde yemek yemediği için sokakta yemek yiyoruz. Bir tane ciğer aldık. Küçüğümü sofra örtüsü gibi kullandım. Her yer piknik alanı artık bundan böyle. İstediğiniz her yerde yemek yiyebilirsiniz. Hiç problem yok. Yeter ki çöplerinizi toplayın. Firuze lütfen ağzını gösterir misin sildim canım? Sildim ki. Ya niye sildin? Sildim bak. Sildim. Edirne'nin bu ciğeri var ya, tava ciğeri, mükemmel, bayılıyorum. Bebeğimizi kanguruyla gezdiriyoruz. Bebek arabası alsak mı falan diye düşündük ve almadık. Çünkü bebek arabasını durmak için henüz küçük, ağlıyor bir süre sonra. Gezerken okey çok rahat ama acıktığında bir yere oturup emziremiyorum. Dışarıda da yapamayacağım için mecburen geri geldik arabaya. Öğrenimiz Kinder Zinen. Şimdi köye geldik. Anneannem Ala Taş'ı çok merak ediyor ve hep karabiber karabiber diyordu. Bir saniye gördü, şimdi tavuk alıyorduk. Ana bu çok kara kız. Bak şimdi nasıl sevecek bakalım, çok merak ediyorum. Şimdi tavukçu gelmişler, tavuk alıyorlar. 25 lira be. Gelin kızım. Ellerimi yıkayayım da kapımı aldım. Vallahi hareket ediyor, inanamıyorum. Abdullah sana da çok benziyor. Bana benziyor değil mi anneanne? Bana da çok benziyor. Sadece bana mı benziyor? Allah Allah. Bir de gülüşeceğiz. Sobaları yaktı sana anneannen ama. Ay yavrum benim. Ah benim. Büyüdü vallahi, 3 aylık oldu. İşte bizim köyün havası böyle güzeldir. Köy nefis gerçekten ya. Hava serin ama her yer yemyeşil. Evet. İşte size tekrar merhaba diyelim. Bu videoyu tekrar açmış bulunalım. Şu lambayı gösterir misin? Edirne bir. Bu lambayı görmeniz lazım. Çok iyi. Fotoğraf çekileceğim yanında. Ama bu ısıyla bu şey olmuyor mu? Güzel yani. Olmuyor demek. Biz kaç gibi köye geldik? Biz valla 4.30 gibi köye geldik herhalde. Burası çok kalabalık olduğu için herhalde küçüğüm biraz stres oldu. Uyumadı. Çok uykusu var. Ağladı. Böyle 45 dakika falan ağladı. Uyuyamadıkça daha da strese girdi. Strese girdikçe daha fazla uyuyamadı. Sarmal ve çok ağladı. Sonra en son artık kolik bebeğimizi yine açtım. Öyle sakinledi de öyle uyudu yani. Sonra biz de sızmışız. Evet. Kenarlarda, köşelerde. Bakın bir şey, evde bir kedicik var. Kedisinin kutusu minik var. Kedi. Bir şey söylemek ister misin Ömer? Ne? Selam. Hepinize selamlar. Hepinize selamlar. Ha kuzum. Yemek yedik. Evet, köy ekmeği yedik var ya. Bir mis kokulu. Yani hiç köy ekmeği kokusunu bilenler beni anlayacaktır. Boncuk. Dilerin arasında kaldı. O taşlı değil. O ala taşlı. Ala taşlı. Ya arkadaşlar. Burada bir yaşanmışlık var. Günaydın hepinize. Kahvaltıdan önce D vitamini keyfi yapıyoruz. Güneşte süt işte, çok güzeldi. Bahar nefis bir şey ya.
Burası Firuze'nin anneannesiyle dedesinin bahçesi Lale Paşa'da, tam Bulgar sınırında. Pandemiden beri hiç gelememiştik. Yasakların kalkmasıyla beraber hemen kendimizi buraya attık. Hem Ala Taşlı hanımefendi biraz ağaçla, toprakla haşır neşir olsun diye. Hem de biz biraz hava alalım. Çünkü biz evden neredeyse hiç çıkmıyoruz. Ala Taşlı, Ala Taşlı, küçücüğüm, küçücüğüm. Ömer Vefa, Ömer Vefa, küçücüğüm, küçücüğüm. Ben mi güzel ağaçım güzel? Kesinlikle ağaç. Yoğdu kızım, yoğdu. Ne zaman neye ağlayacağı hiç belli olmuyor. Etrafa bakmak istiyor. İlla biraz da böyle zıplaman gerekiyor. Evet. Ben onu ben alayım istersen. Öyle durmayı sevmiyor. Hep gezmek istiyor, hep yürüsün istiyor ve dışarıya bakmak istiyor. Alır almaz şu ağzının suyuna bakın. Yakında yeni bir albüm yapacağız. Köye gelmişken biraz görüntü toplayayım dedim. Bakarsınız buradan bir şeyler çıkar. Albümle ilgili de kısa bir bilgi vereyim. İnşallah bir iki ay içerisinde hem de sürpriz bir projeyle geleceğiz. İçinde çok seveceğiniz şeyler olacağını düşünüyoruz, umuyoruz, çalışıyoruz. Ala Taşlı ile beraber ne kadar onun işte yetiştirilmesinden boşluk bulursak o anlarda da işte yeni şarkılar yapmak için uğraşıyoruz. Bu adam beni delirtecek. Köye gelmişiz arkadaşlar. Köye sinek olmayacak mı? Nerede olacak Allah aşkına? Üstünde dünya kadar sinek var diye sinirleniyor. Ya fotoğraf çekmek için gidip ineğin tam sıçtığı yeri bulmuş. Niye burası niye bu kadar sinekli diyoruz biz de. Gör, ben biraz önce kaka gördüm de senin oturduğun yerde bir şey söylemedim. Allah'ım şu bulutlara bakar mısın? Tam Instagram'lık bulutlar. Bu ses neydi biliyor musun? Resmen inek taklidi yapan insan sesiydi. Ne? Değil mi? Biz bu arada geziyoruz ama kızça ne yapıyor acaba evde? Çocuğumuz var bizim, biliyoruz değil mi bunu? Tövbe bismillah. Fotoğraf çekmeyi... Ay bunların hepsi saldıracak. Şimdi evimizin çok yakınında ağır var. Anneannemlerin hayvanlarının olduğu yer. Oraya gidiyoruz. Eski vlogları izleyenler zaten bu yolculuğu biliyorlardı. Bu her zamanki güzel ağacın bulunduğu yerdeyim. Erkekler evde kaldılar biraz dinlenmek için. Biz de kadınlar hep beraber kuzu sevmeye gidiyoruz. Kuzu mu, koç mu, koyun mu tam hani çok bilemiyorum ama. Küçüğüm de işte teyzesine kanguruya bindi. Buraya gelince herhalde temiz hava mı çarptı çocuğa bilmem ama çok güzel uyumaya başladı maşallah. Gerçi annem duysa der ki uyuduğunu söyleme. Çocukların uyuduğu söylenmez, nazar olur falan filan. Ama sanmıyorum. Arkamda köpek varmış. O kadar korktum ki birden sessiz sessiz geldi. Çaktırmayın ağzıma, yapıyordum resmen. Anneanneme yardımcı oluyor. Hem taç yapacakmış hem de bize içecek yapacakmış. Papatya evde çayı. Papatya çayı içiyoruz ya. Oğlakmış o seveceğimiz yavrucuk. Annesi yokmuş, öksüz. Neyse tutmaya çalışırken annem düştü. O yüzden biz de korktuğumuz için tutamadık, sevemedik gibi, çok komikmişti. Şimdi anneannem çapa kazıyor. Çapada böyle ektiğin şeyleri havalandırmak için yaptığın hareketlermiş. Ben de tam bilmiyorum, tam ayağımın altında galiba yeşil soğanlar var. Böceğim, anne sana terlik bak, aradık. Beyler de mangala başlamışlar. Çocuğu uyuttum, yine çok kısa bir vaktim var. O yüzden hemen bahçeye gidip yemek yiyeceğim. Bunu getirmediniz. Azıcık içeride kalsın. Koyacağım çeşimde, yemek olsun. Şimdi gazı saldırdılar. Bak, terk ettiler. Günaydın. Bugün köydeki son günümüz mü canım? Yani yarın sabah çok erken saatte gideceğiz. Gece nasıl geçti Allah aşkına? Allah aşkına. Ya doğruyu söyle. Tamam, Allah şükür mutlaka. Küçüğüm uyumadı, uyumadı. Az uyudu, çok az uyudu. Yatırınca uyanıyor. Sanki sırtında bir sensör var. Sensör var. Uykum var. Firuze'nin çok uykusu var. Kahvaltıdan sonra muhtemelen. Ama Allah'tan var ya, kahvaltıda o hani fırının üzerinde kızarmış köy ekmeğinin üstüne süreceğin tereyağı. Çekelim onu. Seni kendinden geçirecek evet, muhtemelen. Evet, doğru söylüyorsun, gözlerime bak. Ama çok güzel görünüyorsun ya. Çekyat da bence bulunan Türkçe kelimeler içinde en güzelliğinden biri değil mi? Yani böyle şey işte bilgisayar gibi. Çekyat çok pratik yani. Aynen. Hadi dedim yetiştireyim size lokmaları diye erken yordum ekmeğe ben. 7'de yordum, 6.30'da. Oo, tabii canım.
Geceleri o dişler bardağın üzerinde, içinde duruyor, suyun içinde. Gündüz dede alıyor, onu ağzına takıyor. Teknolojinin son harikası. Temizlikte bir devrim. Gır gır. Kablosuz. Xiaomi. Dyson V1. Pardon, robot. Robota daha çok benziyor. Tabii, manuel bu, robot. Ya dur. Yerli yapım. Yerli üretim. Neymiş? Zambak. Gençler, çocuklar, siz bilmezsiniz bunun adı. Kuzine. Bu hem soba hem fırın. Bunun üstünde az önce kahvaltıda bir ekmek yemişiz ki böyle çıtır çıtır. Köy ekmeği. Şu hareketi yapmak istiyorum yani şu. Koysana öyle abla. Aşırı insanlarını yere koysun. Sen küçüğümü tut. Şuradan bizi, balkondan bizi izleyebilirsin tamam, istersen. Tamam. Bay. Ben de gideyim. O biliyor. Çekeyim sizlere. Ben de kendimi de ilk kez göreceğim bu arada. Heyecanlıyım. Kendi kendine söyleni. Cam bardak. Şöyle yapacağım. Firuze bir yandan reyaz çekiyor. Hakikaten. Instagram Firu adresindeki reyazları izleyin. Çok çok güzel oldu. Köyün bütün renkleri orada. Şimdi de ne bekliyoruz canım? Ekmekleri. Küçüğümü loraş yapmasak aynısın. Yani ben haydi diyorum. Peki içerideki tacın ne alaka? Ya işte ne var ne yok, takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bunu her yerde göremezsiniz, bakın. Bakın 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 işte. Şuna bak. Bakın bakın bu ekmek. Bu Ala Taşlı'nın ekmeğiymiş. Hamiyet Usta'nın ekmeği bunlar. Al sana ekmek. Vallahi bunda 20 kişi doyar bir taneyle. Evet. Buğdayı yeşil gördünüz mü hiç? Bakın bunlar buğday. Tut babam be. Bu yavrunun annesi ölmüş, o yüzden herkes sevgi gösterisinde bulunuyor. Canım şu ulak mevzunu bir anlat bakayım. Anneannemler buraya gelmişlerdi Ömer Vefa'yla. Sonra eve geldi. Anneannem diyor ki ulak gördük, ulak gördük falan. Ondan sonra ulağın yanına gitti falan. Ben diyorum ulak kim haber verecek, kim haber verir, kim acaba bu falan. Ben düşündüm böyle. Sonra biraz önce geldik buraya. Oğlağı seviyorduk. Ulak dedi anneannem gene. İşte orada ışığım yanıyor. Dedim ki biz Trakya'dayız. Anneannemin ulak dediği şey aslında bir oğlakmış değil mi? Aynen öyle. Gel şurada senin bir pozunu çekeyim. Cool dedim. Üzerimdeki tişört annemle kardeşimin doğum günü hediyesi bana. Şimdi klip için bir kadraj bulmaya çalışıyoruz da o yüzden bir yere geldik. Allah'ım böyle bebeğim. Bir tatlılık yok ya. Çok güzelim. Tatlı. Haydi. Ala Taşlı'nın köy günleri. Canım yüzüne güneş gelince var ya hemen bozuluyor. Ya bebekle klip için bir şey bulmak çok zor gerçekten, çünkü hem üşüyecek mi korkusu, hem güneş geçer mi başına korkusu, hem de durmuyor, ağlıyor. O yüzden bir şey denedik ama inşallah olur. Hadi bakalım, görüşürüz. Görüşürüz. Küçüğümü bahçede emzirdim ve uyutmaya böyle bir keyif yok. Düşünsenize bu havada lıkır lıkır süt içiyorsunuz. Şimdi annem un helvası karıştırıyor. Akşama meyvesi keyfi var. Evi böyle yayıldı resmen kokusu. Tam karşımda rüzgar gülleri var ve akşam güneşi. Buca kadar geleceğim. Bundan sonra okuyacağım. Heh. Buradaki son akşamımız. Hava da böyle inadına çok güzel. Evet. Ağacın altında oturuyoruz. Dudun. Kuralım sofrayı Söğüt'ün altına cümlesini. Ben bu ağacı düşünerek yazmıştım ama bu aslında bir dut. Ama Söğüt de var yazın orada. Kesmişler şimdi. Aa, evet, hakikaten burada Söğüt vardı. Ben de onu düşünüyorum. Evet. İstanbul'un trafiğinden bilmem neyinden o kadar sıkıldım ki burası bana iyi geldi. Öncelikle sana çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bu güzel yolculuk için, bu güzel vlog için. Ayrıca Firuze çok güzel reelsler çekti. Instagram hesabında. Evet, bence mutlaka girin bakın. Ayrıca burada yeni şarkılarımızın ilk prototiplerini dinledik. Yakında çok güzel şeyler gelecek. Mutlaka Ali Firu'yu takipte kalın. Sizleri seviyoruz. Yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Şu anda 98 bin abonedeyiz canım. Evet. 100 bine 2 kaldı. Hadi bakalım. Hadi. Gel dedeciğim.